Selim abi hoş geldin. Hoş bulduk Melih. Bugün nasılsın? Bugün gayet iyiyim ve heyecanlıyım. Neden heyecanlısın? Çünkü çok yapmayı istediğim, yani tanıtmayı istediğim bir ustayı anlatacağım bugün. Pek de hak ettiği saygıyı görmeyen ama çok çok önemli bir oyuncu. Hatta benim favori kitaplarımdan biri. Leonid Stein'i anlatacağım bugün. Yazarın adını görebiliyor musun? Gufeld. Gufeld, evet. Altında Bella mı yazıyor bana böyle? Yok. Lazarev. Farklı bir yazar. Yardımcı yazar. Usta Lazarev. Gufeld tabii aşk hikayesinin kahramanıydı. Tesadüf değil çünkü ikisi de Ukrayna ekolünden. O yüzden o da genç yaşta vefat eden ustayı Stein'i onore etmek için bu kitabı yazmış. Leonid Stein'i anlatacağım ve onun çok parlak ve kısa kariyeri ve yine maalesef dramatik sona eren bir hayatı var. Hem kariyerinin en önemli ve kaçırdığı en büyük fırsata bakacağız. Hem de konumsal bir oyunu analiz edeceğiz ama bu sefer hikayemiz biraz daha bol bu bölümde. Onun uyarısını yaparak başlıyoruz. Leonid Stein'in hikayesi oldukça enteresan Melih. Ukrayna'da satrancı öğrendikten sonra işte yerel turnuvalarda çeşitli başarılar elde ediyor. Fakat biraz sabırsız bir genç. Çok hızlı oynuyor. Tahmin edeceğin üzere taktik oyuna, böyle kaotik oyuna çok yatkın. Ama işte acele ettiği için bazen işte beklenmedik mağlubiyetler alabiliyor. Konumsal oyuna pek yatkın değil. Daha öğrenmesi gereken çok şey var. Satranççı mı olayım yoksa işte asıl işimi mi yapayım? Bir işte fabrikada çalışıyor. Bir yandan işte ailesine destek olmaya çalışıyor tabii o dönem. İşte fakirlik, zor imkanlar falan. Böyle çok garip bir hayatı var ikilemde. Satrancı da tam manasıyla yapamıyor. Çünkü istediği unvanı usta unvanı da alamıyor. O zaman Sovyetler Birliği'nde Fidel'in aslında çok sonradan getirdiği bu usta unvanları, işte kategoriler, birinci sınıf usta, ikinci sınıf usta falan gibi kategorizasyonlar vardı. Halen de Rusya'da var bildiğim kadarıyla. Ta bu işte Sovyet döneminden kalan. Kader hep Stein'le oyun oynuyor. Hep onunla böyle biraz hafif alay ediyor. Bir Ukrayna şampiyonası zamanı Stein kalifiye olamamış, çıkamamış. Satrancı bırakmış hatta, küsmüş satranca. 22 kişilik turnuvada 22 numaralı oyuncu gelmiyor, gelemiyor. Organizatörler de diyorlar ki ya Stein de yakında oturuyor. Fena bir oyuncu değil. Çift sayıda oyuncu olsun, yani tur atlama olayı olmasın. Stein'i çağıralım diyorlar ve çağırıyorlar. Stein geç geliyor. İlk iki tura falan çıkamıyor bir de. Hükmen yiyor. Düşün yani. Üçüncü turda böyle zar zor bir yani ısınmamış beraber yapıyor. Üçte yarımla başladığı turnuvayı üçüncü olarak bitiriyor ve usta unvanını alıyor. Dahası Sovyetler Birliği şampiyonasına da çıkmayı başarıyor. Ve burada satranca geri dönüyor. Yani muazzam bir tesadüf. Hani böyle hikayeler vardı ya, dönüm noktaları. Ve burada Stein'in muazzam kariyeri başlıyor. Stil olarak anlatmıştım ama inanın Tal'den çok farklı bir oyuncu değil. Yani Stein bugün sadece dünya şampiyonu olamadığı için popüler kültürde pek fazla kendine yer bulamıyor ama oyunları o da işte dediğim gibi bu Gufeld Ukraynalı ekolü işte bu koyu renkli fili çok seviyor işte Şahin çok sert açılışlar, göz kamaştırıcı, uzun vadeli fedalar falan. İnanılmaz renkli bir oyuncu ve üst üste başarılar elde etmeye başlıyor. Şimdi inanılmaz bir rekordan bahsedeceğim sana. 1963 yılında ve Sovyet satrancının en böyle şaşalı, güçlü olduğu yani tüm figürler var yani Botvinnik halen, gerçi kaybetmek üzere ama dünya şampiyonu hani çok dominant bir figür, Petrosyan, Spassky, Tal, Smyslov herkes var abi. Adam 63'te Sovyetler Birliği şampiyonu oluyor, mükemmel. 2 sene sonra 65'te bir daha Sovyetler Birliği şampiyonu oluyor. 66'da yok artık, yok canım. Bir daha Sovyetler Birliği şampiyonu. Gerçekten mi? 4 senede 3 kere Sovyetler Birliği şampiyonu oluyor. Bu bir tek Botvinnik'in yapabildiği bir başarı ki Botvinnik'in döneminde rekabet çok daha azdı. Yani Stein'in arkada bıraktığı, yendiği kadroya baktığın zaman tam Şampiyonlar Ligi'nin de şampiyonları var. Artık hani Sovyet milli takımına alınıyor. Adı dünya şampiyonluğu için geçmeye başlıyor. Fakat hikayemizde dramsız olmaz artık biliyorsun. Hani Aronin Zonel'den çıkamayıp hani hiç yurt dışına çıkamıyordu ya. Stein'de de bunun bir tık üstü var. Tabii ki Zonel'den şampiyon olarak çıkıyor. Uluslararası turnuvaya gidebiliyor. Yurt dışına çok çıkıyor. Interzonel'lerde oynuyor. Fakat adaylara giremiyor. Bir türlü adaylar turnuvasında oynayamıyor. Yani düşünsene sen 3 kere Sovyetler Birliği şampiyonusun. Hani dünya şampiyonluğu için adın geçiyor ama daha adaylara bile giremiyorsun. Günümüzde de böyle mesela enteresan oyuncular var. Hani ya bu adam çok iyi diyorsun ama adaylara bile
kapağı atamıyor bir şekilde, olmuyor falan. Shtein'de de böyle bir sıkıntı var ve muazzam bir hikaye başlıyor şimdi. Tunus'ta 1967 yılında Interzonal oynanıyor. Shtein de orada. Yapması gereken işte sanırım ilk 6'ya ya da 7'ye girmesi lazım. Çok önemli değil. Çok kötü başlıyor. Fischer'e kaybediyor turnuvanın erken turlarından birinde. Berbat bir turnuva geçiriyor. Bu arada Melih 22 kişiler. 21 tur yani maraton bayağı falan. Böyle bir tesadüf nasıl olur? Tam 10. turda yani turnuvanın yarısı tam gelirken lider giden Fischer bir şeylere kızıyor falan. Bir Sovyet oyunculara kızıyor. Bazı böyle işte ajurne saatlerine kızıyor. Bazı dini sebepler falan. Sinirleniyor. Çok uzun hikaye. Girmeyeyim oraya. Turnuvayı terk ediyor. Kural hemen hatırlatalım. İstersen sen söyle onu. Oyuncu eğer turnuvanın yarısından fazlasını tamamlamamışsa puanları silinir ve alınan tüm sonuçlar yok edilir. Aslında Carlsen'de de oldu. Hani bu Niemann olayında 3. turda terk etti ya. Carlsen'in aldığı sonuçlar silinmişti. Ama o 9 turlu bir turnuvaydı. Carlsen eğer 5. turda Niemann'la oynayıp terk etseydi Carlsen'in sonuçları kalacaktı. Yani sıralamada olacaktı ve hani yendiği oyuncular zarar görecekti. Yenildiği oyuncular karlı çıkacaktı. Fischer lider götürdüğü Fischer de nasıl bir adam ya? Yani dünya şampiyonluğuna gidecek adam bana ne falan deyip şey terk ediyor. Turnuvayı terk ediyor. Shtein'in puanı geri geliyor. Yani yenildiği oyun siliniyor. O moralle 1-2 oyun daha alıyor falan filan derken böyle ucundan şeye kalıyor. Böyle 6-8 arasını paylaşıyor. Böyle bir playoff'a kalıyor. Hort, Shtein, Reshevsky. 3 tane oyuncu, tek koltuk var. Kendi aralarında ileriki bir tarihte playoff oynuyorlar. Herkes herkese 4 kere oynayacak. İşte 8 oyun. Bir playoff organize ediliyor. Kazanan adaylara gidecek. Şimdi Shtein'i düşünüyorum. 3 kere Sovyetler Birliği şampiyonu. Reshevsky ile Reshevsky'nin yaşı ileri, Hort da çok genç yani Shtein'in burayı paramparça etmesi lazım. Hani buraya Spassky'yi, Petrosyan'ı, Tali falan koysan yani hiç konu bile değil. Ama işte Shtein'de biraz herhalde şey sıkıntısı da var. Tam stabil değil. Çok anormal sonuçları var. Şimdi burada puan tablosunu veriyorum. 3 kişi oynadıkları için biri hep tur atlıyor yani biri hep bekliyor. Son 2 tura girilirken Shtein 7 oyunda 4 puanda lider. Reshevsky 7 oyunda 3,5 puanda. Hort 6 oyunda 2,5 puanda. Yani 2,5, 3,5, 4. Ama Hort'un hem Shtein'in oyunu var, bu oyun, inceleyeceğimiz oyun, hem de son tur Reshevsky ile oynayacak. Şimdi analize geçebiliriz. Shtein eğer kazanırsa, beyaz taşla oynuyor, kazanırsa bitiyor. Değil mi? 5 oluyor, Hort'la Reshevsky ne yaparsa yapsın ondan sonra. Fakat berabere kalırsa ne oluyor onu oyun içinde inceleyeceğiz. Çünkü bir yerde beraberlik teklifi geliyor ve hikaye iyice civcivlenecek. Evet Melih, senden bir konum değerlendirmesi alayım. Hamle beyazda. Shtein beyaz, Hort siyah. Evet, bakıyorum şimdi. Beyazların çift fili var. D5 karesine at ulaşabilirse iyi olacak beyazlar için. Aynı şey siyahlar için de geçerli. Siyahlar da D4 karesine ulaşırsa iyi olacak. Ve aynı zamanda dediğin gibi B4 karesi de öyle. D hattında açık bir hat var ve şu an bizim kalemiz var orada. Ya tabii ki beyazlar hemen kalesine açık hatta gelebilir ama bir hamle demek o. Bizim derken sen siyahı tutmaya başladın iki at olduğu için şimdiden. Biz Melih'le arkadaşlar at fil tartışmaları yapıyoruz da o yüzden. Rengimi belli ettim sanırım. Bir de ben siyahla bakıyorum ya bu evet. Taraftan gördüğüm için biraz da ondan da olabilir. Yani burada şöyle iki tarafta iyi olabilir aslında bu pozisyonda. Burada hesap yapmak gerekiyor. Evet. F3'teki at D5'e kaç hamlede gelecek? Evet. Siyahlar E7'deki atı D4'e mi gelecek? Ya da A6'daki atı B4, C6, D4 mü dolaşacak? Evet. Bunları saymam lazım yani. Hani kalede 7, kalede 8 mi oynayacağım? Hani o yüzden şu an aslında çift taraflı bir şey var. Oyun var burada. Tamamen hesaptan sonra ilk D5'e ulaşan veya ilk D4'e ulaşan evet. iyi kalacak bu pozisyonda. Onun için saymam lazım ama şu an... Çok zahmet etme. Evet. Çok doğru analiz yaptın. Teşekkür ederim. Dediğin her şey doğru. Burada siyah önce ulaşıyor. O yüzden Shtein'in burada beyazın alternatif çözüm bulması lazım. Burada çok kuvvetli bir hamle vardı. H4 sürerek hemen burada rakibi H5 sürmeye zorlayıp atını örneğin G5'e yapabilir. Burası en azından beyaz için bir kurtuluş olacaktı. Eğer siyah mesela planını uygularsa H5'ten sonra burada açık renkli karelerde bir oyun elde edecek. Örneğin H5, G5, flaş 3 olabilir. Ve tamam atın gelişini engelleyemiyordu ama en azından fil biraz daha kötü oldu. Siyah fil ve evet. beyaz burada oyunu belirsiz konum. Makineler 0-0 veriyor ama hani böyle eşitlik olmaz. Bu belli ki daha köprünün altından çok sular akacak. Fakat Shtein yanlış plan uyguluyor. Yanlış plan uyguluyor ve muhtemelen rakibinin çok kuvvetli bir cevabını kaçırıyor. Kaleye 1 ile ilk başta senin bahsettiğin gibi at D2, F1, E3
D5 fikrini uygulamaya başlıyor ama Hort burada mükemmel bir çözüm bularak klasını gösteriyor. At C6, at D2 ve şimdi çok kuvvetli bir hamle. H5 herhalde Stein analizlerinde bu hamleyi gözden kaçırdı. Fikir H4 sürmek kesinlikle değil. At F1'e bana çok aykırı gelen ama çok kuvvetli şu an kabul etmeliyim. Flash 6 fikri E3'e gelen ata vuracak. İki atla iki fil konumunda atların fillere yine üzülüyorum, çok üzülüyorum ama içim gidiyor ama atlar çok iyi kalıyor. Ve burada artık yani Stein'in gene dediğim gibi gaflar serisi yapıyoruz. Hatalı bir plan uyguluyor. Yani gaf tek hamlede barınmıyor. Gaf fikrin kendisi ve şimdi at E3, fil alır E3. Enteresandır. Bilgisayar piyonunu almak daha iyi diyor ama siyah artık burada hani güzel üstünlük veriyor. Kale çarpı E3'ten sonra burada iki atın iki filden çok daha iyi olduğu bir konum karşımızda. Oyunu devam ettirmeden önce şöyle bir bilgiye ulaştım. Tam belli olmamakla birlikte bu kitapta yazıyordu. Hort oyunun buralarında bir yerinde tam net değil beraberlik teklif ediyor. İyi vaziyetteyken beraberlik teklif ediyor. Şimdi bunu sende analiz etmek istiyorum. Sıralamayı unutmayalım. Hort 2.5'tu. Yahu sadece birinci olan adaylara gidiyor. Yani Hort'un tek şansı 2 galibiyet üst üste almak. Berabere teklif ettiği zaman yani ha şunu da söyleyeyim. Avaraja en iyi olan Reshevsky. Yani eşit puanda bitirildiği zaman öyle işte Blitz, Armageddon falan yok. Reshevsky'yi direkt çıkartacaklar. Yani aslında Reshevsky puan şey çeyrek puan önde gibi. Yani Hort neden beraber teklif ediyor? Artık ümidini mi yitirdi yoksa şey mi yapıyor? Şöyle mi düşünüyor? Bak bu da çok enteresan. Stein beraberliği kabul edemez. Neden? Beraberliği kabul ederse son tur bekliyor. Reshevsky ile Hort oynuyor. Hort'un iddiası kalmayacak. Çünkü 3 oluyor. Stein 4.5'da kalıyor. Reshevsky 3.5 ya. Hort'u yenerse 4.5 avarajı. Yani Stein şöyle düşünüyor galiba. Ya ben beraber yaparsam son tur kaderim onların elinde olacak. Ve iddialı biriyle iddiasız biri oynayacak. Yani çok kötü eşlendirme çekmiş adam. Orada da bahtsız. O yüzden bu kötü konumu zorluyor. Ve tabii ki kaybediyor ve Hort istediğini almış oluyor. Sence Hort ümitsizliğe mi kapılıp berabere teklif ettiği vaziyette yoksa konumu mu doğru değerlendiremedi ya da böyle bir oyun mu çekti? Yani adamı iyice hani zor duruma düşüreyim diye. Yani tahmin etmesi çok zor. Bu komple teorisi üretiyorum. Şu an evet. Biraz sohbet edelim. Evet. Ben çözemedim o yüzden merak ediyorum. Ben hiç anlamadım. Yani çok ilginç bir taktik olurdu. Hani berabere nasıl olsa rakibim yapmak istemez deyip evet. Böyle bir teklif sunmak. Bilmiyorum ya da kendi kendimize bir teori oluşturmuş da olabiliriz yani belki de sadece dediğin gibi o zamanlar hani işte cheat fill var hani beyazlar daha iyi bu konumda falan diye düşünüp belki pozisyonu iyi değerlendiremedi. Emin değilim yani hangisi. Sen hangisini düşünüyorsun? Ben hiçbir fikrim yok. O yüzden hiç çözemedim. Bayağı üzerine kafa yordum. Çünkü yani profesyonel bir satranççının o zaman 3 senede bir yapılıyor bu dünya şampiyonluğu maçları bu döngüler. Ve her satranççının hayali en azından bir adaylarda oynamak bu. Çok büyük bir prestij. Tek şansın 2 tane galibiyet üst üste almak ve berabere teklif ederek hani şansını sıfıra indirme olasılığını aslında masaya yatırıyorsun. Ama eğer Stein oyundaki gibi beraberliği bu mantık çerçevesine reddedip iyice böyle nasıl diyelim intihar girişiminde bulunursa tahtada Hort çok karlı çıkıyor. Çünkü Hort son turda beyaz oynuyor. Nitekim evet. Hikayenin devamında hani vereceğim sonuçları ama şimdi kronolojik gitmek istiyorum. Ben anlayamadım. Yani çaresizlik mi, teslim oluş mu, hadi olmadı mı yoksa son kozumu oynayıp şansımı maksimuma çıkarıyorum. Yani ustaca bir teklif mi? Hakikaten ben çözemedim. Hani izleyiciler fikirlerini lütfen yazsın. Tabloyu inceleyebilirler. Oyunları bulabilirler. Ben hala ikilemdeyim. Kitapta da bir şey söylemiyor. Yani şu taktik berabere teklifi olayını yapmış olabilir. Ben zamanda Dünya Yaş gruplarında Güney Afrika'da oynamıştık. Oo ne güzel. İpatov hocamız olarak gelmişti. Ve bana bu konudan bahsetmişti. Ben ilk defa ondan duymuştum. Taktiksel berabere teklifi diye. Tabii genç yaşlardaydım o zamanlar. Tam bilmiyordum bu tarz şeyleri. Ve ne zaman berabere teklif edip ne zaman etmemem gerektiği hakkında bazı şeyler söylemişti. En basit bir tane örnek vereyim. Çok da detaya girmeyeyim bu konuda. Mesela siz bir taş aldınız. Ve rakibin hamlesi belli. Evet. Ya da şah çektiniz şah kaçacak. Böyle bir durumda beraber teklif ederseniz reddetme ihtimali çok daha yüksek oluyormuş. Çünkü tabii. Zaten hamlesi belli.
Ama biraz daha böyle belirsiz bir konumda teklif edildiği zaman, kısaca özet geçiyorum tabii, kesinlikle, daha detaylı anlattı. Doğru. Daha çok kabul etme ihtimali var. Ve psikolojik etkileri de var. İşte teklif ettiğin için adam reddederse, tabii sen zaten biliyorsun. Tabii kazanç için, o yani kazancı göstermek zorunda artık. Evet. Prensipli oynamak onun gibi zorunda. Yani bu psikolojik olarak zor oluyor oynaması gibi bu konulara değinmiştim. Hani onun olma ihtimali var ama onun için mi yaptı tabii bilmiyoruz. Peki oyunu bitirelim, sonra sana bir sorum daha var. At AB4. Siyah atlar yavaş yavaş konuma giriyor. Fil F3. Beyazlar da filini etkin bir yere koymak istiyor. Kale D6. D hattının hakimi siyahlardı. Şimdi çiftleyecek. Vezir B2. Basit bir taktik. Kale AD8. E5'i tutmaya lüzum yok. Son sıradan şah olacağından vezir boşta kalırdı. Şah G2. Vezir E'de şimdi E5'i tutması gerekiyor. H4. Ve vezir E6, siyahlar C4'e baskı kuruyor. Çok iyi konumda şu an siyahların oyunu, aşırı rahat. Fil E2, beyaz D3'ü tutmuş. Şimdi ikinci at da çok büyük bir etkiyle geliyor. At D4. Kale C1. Siyahlar acele etmiyor. Kale 8 D7 oynamış. A5. At DC6. Şimdi siyahlar bu A5 piyonunu almak istiyor. Vezir A1. Kale D8. Vezir A4, vezir E7, siyahların konumu giderek güçlendi ve bu A5 eri de artık düşecek. Kale B1 ve kale A8'den sonrasını analiz etmeye gerek yok. Çünkü A5 piyonu düştükten sonra siyah zaten hali hazırda çok iyi konumda. Burada artık oyun kopuyor ve siyahlar inandırıcı bir şekilde bu konumu kazanıyor. Şimdi ikinci sorum şuydu. Stein açısından konuyu değerlendirelim. Kötü vaziyettesin ve gördün oyunu nasıl kaybettin. Yani beyaz hiçbir şey yapamadı değil mi? Tehdit oluşturamadan gitti. Beraber teklifinde aşağı yukarı o iki file iki at konumlardan birinde yapıldığını biliyoruz. Hort'un iyi vaziyette beraber teklif ettiği bilgisine sahibiz. Stein'in yerinde olsan kabul eder miydin? Ben ederdim galiba. Çünkü hala şansım var. Ne olursa olsun Reshevsky Hort oyununda Reshevsky'nin kazanmamasına artık parayı yatıracaksın, yani ümit edeceksin. Ama o da yani kolay değil sonuçta. Oyuncu da herhalde gidip oyunu satmayacak yani. O şike iddiaları olan bir durum yok ortada. Oyuncular tertemiz oyuncular. Kötü vaziyetteyim sonuçta yani. Bu oyuncular tabii öyle oyuncular değil. Yani stil ve karakter olarak yani burada gerekirse kaybedeyim ama. Çünkü risk, kitabın adı risk ustası yani. Risk stratejisinin ustası. Tabii burada çok nasıl rasyonel davranamamış ama ben kabul ederdim. Sen ne yapardın? Evet, ben de kabul ederdim. Bu konumdan bahsediyoruz. Yani hayır, bir 7-8 hamle önce berabere teklifi aldığını varsayalım. Burada değil, bu bitik artık. 7-8 hamle önce Hort berabere teklif etti ya, orada ne yapardın? Şimdi o ilk konuştuğumuz yerden. İlk konuştuğumuz yerde. Evet, anladım. Burada artık bitiyor oyun. İlk konuştuğumuz yerde kabul etmezdim ben. Etmezdin sen de. Sen de Stein gibi yorum. Bravo. Evet. Ben herhalde kabul ederdim ve artık son tur gözümü kapatırdım yani. Yürüyüşe çıkardım. Yani o çok zor ihtimal bence onun. Hani en azından burada bir deneme yapardım ki olmadı yani. Tabii bu konum çok kötü. Bu konumda olsaydı kesin kabul ederdim. Yok, Hort burada da teklif etmez artık. O dediğim gibi o tam atı vurduğu yerde ya da oralarda bir yerlerde teklifi patlatıyor. Stratejik bir teklif mi? Taktik teklif mi? Yoksa artık hani Hort da ümidini yitirdi. Nasılsa ben hani son sıradayım. Çıkamam buradan. Bitsin bu işkence teklifi mi? Ya da satrançsal bir teklif mi? Ya iki fil var, iki atım iyi değil burada mı diye düşündüm. Bilemiyorum. Evet, dediğim gibi ben çözemedim. Orada ben kabul etmezdim. Sen de etmezdin. Bravo valla. Ben ederdim. Ve Stein burada hani hikayenin devamı, oyunu kaybettikten sonra hiçbir şansı kalmıyor. Reshevsky ile Hort da berabere kalıyor. Hepsi 4 puanda bitiriyor. 8'de 4. Reshevsky avarajdan gidiyor ve Stein bir kez daha kandidatlara çıkamıyor. Stein için aday olamayan aday yakıştırmasını yapmıştı sevgili Görkem Sivri. Ve dram demiştim, birkaç sene sonra da 38 yaşında vefat ediyor bir kalp krizi. Çok genç yaşta gidiyor ve o yaşta bile, yani 38'inde bile herhangi bir adaylar turnuvasına girmesi halinde favoriler arasında gösteriliyor. Yani bir dünya şampiyonluğu maçı hak ettiği konusunda hemen hemen herkes hemfikir. Oldukça kuvvetli bir oyuncu. Fakat işte bir türlü çıkamıyor. Hatta bazı elenişleri var Melih. Şöyle mesela Interzonal'de iyi sırada bitiriyor. Ama o zamanlar kural var. Mesela 4'ten fazla Sovyet oyuncu alamıyorlar. Adam mesela 5. oluyor, eleniyor. 6. gidiyor onun yerine. Çünkü adamın hani Sovyet bayrağı aldığı için üstünde 4 tane Sovyet var. Kural gereği kontenjandan elenmişliği bile var. Hani Sovyetlerin o dönemki artık hegemonyasına bir örnek. Adamların o kadar fazla oyuncusu var ki üstünde 3 dünya şampiyonu, bir işte Keres kalıyor mesela falan. Gidemiyor. Bir türlü aday oynayamıyor. Farklı hayatlar, enteresan hikayeler. Ben burada izleyicilerimize bu büyük şampiyonları, bu büyük isimleri tanımaları için biraz da bunu özellikle seçtim. Çünkü hep biz işte Tal, işte
gene fedalı oyuna yatkın olan, işte agresif oyuna yatkın olan şampiyonlara genelde hayranlık besliyoruz. İşte Alehindi, Kasparov'du, Fischer'di. Ama gerçekten onlardan fazla da farkı olmayan, işte mesela bu Bronstein'de de onu, ustayı çok ön plana çıkarmaya çalışmıştım. Böyle de çok çok büyük isimler var. Stein gerçekten çok top bir oyuncuydu. Fakat adaylar bile oynayamadan vefat etti ve burada çok yaklaşmıştı en azından bu playoff'ta. Ama buraya geliş hikayesi de ne tesadüfler ve ne nasıl diyelim dönüm noktaları barındırıyor. Ukrayna şampiyonasına işte fabrikadan çağırıyor. Metal fabrikasında işçiyken, ya Leon sana işte turnuvada yer açılmış, gelmek ister misin? Bir şekilde ulaşıyor turnuvaya. İki gün geç gidiyor, başarılı oluyor. İşte ne bileyim, turnuvayı dökmüş, bitmiş, Fischer bir şeye sinirleniyor. Turnuvayı terk ediyor, puanı geri veriliyor. Dur ne oluyor falan derken adam ucundan playoff'a kalıyor falan. Böyle ilginçlikler. Yani. Evet, çok güzel tesadüfler silsilesi sonucunda aslında güzel bir yerdeymiş. Burada da bir şekilde bir şampiyon olmayı, yani playoff'ta 3 kişi arasında birinci olmayı başarabilseydi, o zaman artık hani... Kimi hatırladın şu an günümüzden? Günümüzden? Ama biraz ters, talihli olarak. Bu talihsiz versiyonu. Talihli olarak bu dünya şampiyonu döngülerinde kim geldi aklına? Bir kişi bağırıyor yani. Dinkliren abi. Dinkliren. Bak şimdi. Evet, evet, Dinkliren adaylara nasıl giriyor? Karyaki'nin bu işte savaş açıklamalarından dolayı ceza alıyor. Dinkliren geliyor. Dinkliren adayları kazanamıyor. Evet. Eleniyor. Sonra Carlsen ünvandan feragat ediyor. Evet. Adam maça çıkıyor. Hatta adaylar turnuvasındayken Magnus oynamayacağını daha söylememişti. Evet. Yani onlar oynarken farkında değildi yani kimse. Ya dedikodusu vardı galiba. Aynen, dedikodusu vardı ama net değildi. Değildi. Yine oyuncular hani ne olur ne olmaz diye ikinci olmaya çalışıyorlardı. Bence ki Nakamura inanılmaz yakındı. İnanılmaz. Çok. Son tur kaybetti. Evet ve hani mucizevi bir şekilde Dinkliren ikinci oldu. Yani burada aslında şuna değinmek istiyorum. Hani satrançta biz şans yoktur, şans yoktur diyoruz. Doğru, satranç tahtasında belki şans yok ama hayatın kendisinde çok büyük bir şans var. Evet. Sonuçta satrançta hayatın içindeki unsurlardan biri ister istemez etkiliyor. Şimdi Dinkliren'in talihine bak. Stein'in mesela yarı talih, yarı talihsizlik nereden bakabilirsin veya diğer ustalar. Bu hikayeler zaten satrancı güzel yapıyor. Benden bunları aktarmaktan büyük keyif duyuyorum. Umarım hem Stein'i tanımış olurlar hem de biraz araştırıp okurlar, oyunlarına bakarlar. Yani beğeneceklerine eminim. Tal'den, Necmettinov'dan hakikaten eksiği yok. Gerçekten yani fantastik oyunlar. Gençlere bunu aktarabildiysek ne mutlu bize. Evet, kesinlikle biz de çok büyük bir keyifle izliyoruz. İzlemeye devam ediyoruz. Bu bölümü de herhalde bu şekilde tamamlamış olduk. İkinci sezonun 8. bölümü bitti. Ve ikinci sezonda bitmeye çok az kaldı. Küçük bir spoiler, 9. bölüm de çok iyi. 9. bölüm? Hikayesini ben çok seviyorum. Biraz yükselerek anlatabilirim. Peki, tamam. Tiyatrosu falan var yani. Peki. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.